28 4 Temmuz. Nasılsınız? Tarotlar konuşur. Hemen değerli koç burçlarına çekiyorum kart. Koçlar, bu hafta dikkat etmemiz lazım. Enerjiniz çok karışık ve kendi ilişkilerinizle alakalı yaşayacağınız adaletsizlik ve haksızlıklar sizi yıpratabilir. Ben bu kadar enerjimi ilişkime, aileme, hayatıma verdikçe kimse beni anlamıyor diye kaygılar yaşayabilirsiniz. O yüzden ilişkide biraz sorunlar. Özellikle evli olmayan ve çift olan kişiler için değil, evli olanlar için. Çünkü alyans var burada. Ama ilişkisi olmayanlara heyecanlı, güzel bir yolculuğa çıkacaksınız ve bu yolculuk size yeni bir aşkın heyecanını katacak. Özellikle erkeklerle devamlı sorun yaşayan erkek ya da kadın, fark etmiyorum. Bu sorunları bu hafta çözeceğiz. Bu yöneticimiz olabilir, aile bireyleri olabilir. Bunları toparlayacaksınız. Fakat aynı noktada işinizle alakalı sabır enerjisine de yorulmuşsunuz ve uzun süredir çözmek istediğimiz aile, karı koca hayatımızla alakalı noktada değil de sevgililerle ilgili, evlilik, söz, nişan dediğimiz alakalı noktada da bu hafta bu kararlar verecek. Aile bütünleşme evresine girecek gözüküyor değerli koç burçları. Kaderiniz değişecek. Para şansınız, rızık şansınız, yani ailedeki sorunlar ve uzun süredir içinizde öldürdüğünüz duygularınız da yeşermeye başlayacak. Bence sizin için güzel adımlar var. Yurt dışı için beklediğiniz evrak ya da bir işe başvurduğunuzla alakalı noktada evraklarda biraz gerileme olabilir ama eninde sonunda bu esaretten çıkıp çok büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Sabit iş kapısı, stabil olan iş kapısında değişimler söz konusu olacak ama bu dönem özellikle koç burçlarında, büyük şirket ya da farklı alanlarda çalışanlarda ciddi işten çıkartılma ya da iş korkusu yaşayabilirsiniz. Dikkat edin, sabırlı olun. Bir de uzun süredir bir mahkeme, iş, ailevi mahkemelerle ilgili devam edecek süreçte aileniz aydınlığa kavuşacak. Değerli boğa burçları, nasılsınız? Umarım her şey sizin için iyidir. Bakıyorum hemen. 2 3 Gerçekten boğa çektim, bakın. Siz de görün. Parasal konularınızla alakalı yaşadığınız bazı dağınıklıklar, sıkıntılar, yüklerinizi bu hafta güzel güzel hayatta atmış. Parasal evrenizde rahatlama ve özgürlüğünüze kavuşma ve bu artık parayla ilgili, işle ilgili yaşadığınız sorunları geride bırakacağınız bir hafta olacak. Hiç endişe etmeyin, güzel şeyler sizi bekliyor. Bakıyorum. Evet, şu gerekiyor: hayat yönün farklı bir yöne yönelmek, işinizi farklı bir alana taşımak ya da bulunduğunuz iş, yani çiftçiyseniz bile, işçiyseniz, memursanız bile farklı alanlarda şansınızı deneyebilir. Farklı kapılarda, ev hanımıysanız bile kendinize icat edip farklı şeylerle uğraşabilir. Bu da sizin için önemli bir karar. Bu, kendi enerjinizi mutlaka yapın. O fikriniz doğrudur. Endişe etmeyin, korkmayın istiyorum. Büyük firmada çalışanlar için birkaç seçiyorum. Evet, burada kurban edilebilir, yanlışlıklara maruz kalabilirsiniz. Ağzınızdan farklı ateş fışkırabilir, adaletsiz diyebilirsiniz. Bu dönem işle ilgili kimseyle muhatap olmazsanız sevinirim değerli boğa burçları. Aşk için çekiyorum hemen size bir kart. Evet, doğru. İlk önce boşanan bazı boğalar, evet, burada boşanma kararı, mahkeme ve ayrılık kararı verdiniz ve uzun süredir, son bir yıldır düşündüğünüzde, lütfen artık doğru dönüşü, doğru enerjinizi kabullenin ve yolunuza bakın. Aşk için hata yapmaya müsaitsiniz ve bu hata size uzun süre psikolojinizi yorabilir. Güzel bir aşk için biraz daha bekleyelim. Yani en azından 8-9 Temmuz daha sizin için sağlıklı olacağını söyleyebilirim değerli boğa burçları. İkizler, nasılsınız? Sizler için kart çekiyorum. 1 2 ve 3. Bu ara size yalan söyleyen insanlarla yalanlarını yüzüne söyleyebilirsiniz. Bu insanların artık sırtınızda taşımak istemiyorsunuz ve kendi kandiliniz ve kendi bereketinizle yaşamak istiyorsunuz. Aileniz olur, anneniz, eşiniz, çocuklarınız. Ben artık kendi ruhumda var olmak istiyorum. Artık benim ışığım yansın, benim enerjim ve etrafımdaki yorucu insanları, benim ayaklarıma bağ olan insanları hayatımdan çıkartıyorum dediğiniz radikalliği vereceksiniz.
Değerli ikizler burcu. Evet, değişim dönüşüme ihtiyacınız vardı. Çok uzun süredir yapmanız gerekiyordu. Kafanızda onlarla ilgili devamlı sorunlarınız vardı. Çözün ve bu sizi daha ruhunuzu iyileştirecek ve bir an önce kendinizi bulmanız lazım. Aşk için bakıyorum. Evet, birlikte yaşlanacağınız ya da birlikte bereketleneceğiniz, birlikte kitap, birlikte seyahat ya da eksik olan duygusal yanınızı tamamlayacak ve birbirinize ait güzel paylaşımlar ve bu enerjiye gireceksiniz. Özellikle 4 hafta 4 gün içerisinde gerçekleşecek aşk size yukarıdan Yaradan'ın size yazdığı bir aşk olacak ve kalıcı olacak. Peki dönmesini beklediğiniz biri varsa evet mesaj atacak, bu konuşmalar gerçekleşecek ama kafanızda hala bitmeyen sorunlar olabilir. İş konularınızla ilgili yurt dışı ya da şehir dışına yerleşmek isteyenler gerçekliliği görerek karar verin. Sonra işinizi geri aramayın. Daha fırsatlarınız var. Acele etmeyin. Bol bol dua okuyun. Enerjinizin duaya çok ihtiyacı var. Bu dualar size iyi gelecektir ve şifalanacaksınız değerli ikizler burcu diyorum. Değerli yengeçler nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiflidir. Umut ettiğiniz her şey sizin de hayatınıza dokunur diyorum. Bakalım değerli yengeçler neler bekliyor? 1, 2 ve 3. Şöyle söyleyeceğim. Çok uzun süredir işinizle alakalı bazı noktalara mühür vurup kendi alanınızda büyümek ya da kendi alanınızın farkına vardırmak istiyorsunuz. Evet, kutsallığınız, başarınız ve çatınızı kuracaksınız. Hatta işle alakalı alfa yön bulmak, daha mutlu olacağımız, daha güzel bir oluşum sağlayacak gözüküyoruz. Özellikle ne bileyim, hayatınızdaki alanı kendi markanız ya da kendi işinize geçmek istiyorsanız bence ilk önce bir aşk yaşayın. Ruhunuz yukarıdan bir şifalansın. Sizin sevgiye, sahiplenilmeye, değer görmeye ihtiyacınız var. Duygusal esaretten çıkmaya. Güzel bir aşk yaşayın. Şu anki iş alanınızı kontrol edin. Hatalar yapmayın istiyorum. Peki evli olanlara bakıyorum. Şu an dengeler güzel ama her an ortalık karışacak, her an sorun çıkacakmış gibi gözüküyor bu hafta. Ama bu hafta çenemizi kapatalım ve kendinizi kurban etmeyin boşuna. Çünkü bu hayatta kimse kurban değil. Köklenmek için sizin de artık çaba göstermeniz lazım. İlişkide çok emek veriyorsunuz. Karşı tarafın hiç emeği yok diyorsunuz ama siz de onu öğretin ve öğretmeye açık bir ilişkiye sahipsiniz. Evli olanlarda çocuk niyeti. Evet, çocuk özellikle kadınlarla ilgili kadınların çocuk enerjisi var. Özellikle uzun süredir istiyorsanız bunun için doğru bir zaman yapabilirsiniz. Genç nesile çekiyorum. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz gençler, yapmayın. O kadar güzel enerjileriniz var ki sadece sevgi ve huzur istiyorsunuz. Buna da Rabbim verecek ama sizin gücünüz kalmamış değerli yengeç burçları. Sevgi sizinle olsun diyorum. Aslanlar nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Güzel bir hafta olsun, umutlu bir hafta olsun. Her şey sizinle olsun inşallah diyorum. Bakıyoruz. 1, 2 ve 3. Hatta şunları da alıyorum. Bu ara deli gibi ruhunuz. Her an her şeye sinirlenip saldırabilir. Haklar ve işler konusunda adaletsiz. Yani temizlik işçisiyseniz bile taşeron bir firmada devlete girmek istiyorsanız burada bazı haksızlıklarınız var. Dikkat edin. Eğer devlettiyseniz sizinle alakalı yanlış ifadeler kullanabilir. Eğer büyük bir kurumsaldaysanız sizi hataya sizin başarınızı başka insanlar yargılayarak zarar görebilirsiniz. Bu hafta bunlara lütfen dikkat edin. Aslanlar haksız yere ortada kalmayın. Evli olanlar için 3 kart seçiyorum. Evet, kafanızda eşinizin ya da kendinizin değişmesini istediğiniz noktalarınız var. Ev anahtarı, mülk anahtarı ile ilgili kararlarınız var. Olumlu. Aslında şöyle bir şey var. Kayınvalideniz ya da kaynanınıza yakın oturuyorsanız ya da kayınpede bu alandan uzaklaşıp başka bir alana geçme gibi fikriniz var. Bu olumlu. Aşk isteyen aslanlara çekiyorum. Evet, evlilik teklif alabilir. Evlilik yapacağınız insanla karşılaşma döngüsü ve birbirimize sarılacağız. Ve gerçekten de yönümüzü, gerçekten de hayatınızdaki duygusal yalnızlığınızı affedip evlilik ve ilişki başlayacak güzel bir enerjiniz var. Hiç korkmayın. O kadar güzel bir enerjiye sahip olacaksınız ki hayatınız değişecek. Araç düşüren aslanlara çekiyorum. Hemen alabilirsiniz. Ev için. Evet, düşündüğünüz ortaklı bir malı satıp kendinize daha güzel bir ev almak istiyorsunuz değerli aslan burçları. Yapabilirsiniz. Olumlu gözüküyor. Başak burçları nasılsınız? Sizler için de çekiyorum hemen.
İnşallah iyi bir hafta olur hepiniz için. Şöyle söyleyeceğim. İlk önce ruhsal kaosumuz, yorgunluklarımız ve bunlarla alakalı artık arınmak, kendi kalbimde şifalanmak istiyorum dediğiniz bir noktadasınız. Hemen su, kaos. Şunu söylüyorum. Evet, artık sizin için başlamak, başarmak ve kanatlarınızdaki gücü ve enerjiyi yeniden var etmeyi yaşayacaksınız. Mesela işinizde haksızlık varsa yüce Rabbim size öyle güzel bir enerji ve artık sağlamlaşacağınız, sorunların biteceği bir döngüye gireceksiniz. Bu sizi ve hatta ve hatta iş sahibi olmak isteyenler için 4 hafta 4 ay içerisinde güzel anahtarlar. Ev almakla isteyenler, hatta ruhuma uyacak, kendi tasarlamak ya da evi tasarlamak istiyorsanız kalbinize uyacak bir enerji hakimiyeti var diyorum. Aşksız olanlara çekiyorum hemen bir kart. Ya hep yalancı insanlarla karşılaştığınız için ve hayatta hep başkalarını idare edip kendi haklarınızı, rızkını verdiğiniz için hayatınıza girecek insanlara güveniniz yok. Belki bir psikolog, belki ilişki terapisti enerjiniz iyi başlayacak. Hatta başlamaktan ve insanlardan konuşmaktan korkuyorsunuz. Bence doğru aşk var. Bence enerjinizi atın. Yoga, meditasyon size çok iyi gelecek. Ve güzel doğumu, yani güzel aşkı, güzel enerjiye gireceksiniz. Hiç korkmanıza gerek yok. Hatta evli olanlarda bazıları bin pişman ve boşanma kararı içerisindesiniz. Bunun sebebini ihanet, şüphe, endişeyle alakalı güven problemleriniz var. Lütfen bu ara gereksiz boşanma triplerinden vazgeçin diyorum. Değerli terazi burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir, umuttadır, aşktadır, sevgiyledir. Hemen çekiyorum size kart. İş konularında hata yapabilir. Hatta cesaretiniz yüzünden maddi kayıplar hata yapabilir. Tam büyüyeceğim derken hataya maruz kalabilirsiniz. Bu hafta harcamalarımıza, ödemelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında size güzel fırsatlar var ama siz hataya ve algı anlamında biraz zorlanacağınız bir hafta oldu ve cesaretinize çok fazla inanacağınız için burada maddi kayıp, yani evimizi kaybedebilir, unuttuğumuz bir sıkıntı bize zarar verebilir. Dikkat diyorum. Şöyle söyleyeceğim, 7 hafta sonra ya da 7 gün sonra bu geçit ya bu planlarınızı yapın, daha sağlıklı bir noktaya erişir, daha mutlu olacağınızı düşünüyorum. Bakalım evli olanlarda bence birbirinize ait sürtüşmeyi, kavgayı, gereksiz birbirinize söylemleri kenarda bırakırsanız güzel sarılmak ve birbirimizi affetmek için doğru zaman özür dilemeyi, tekrar adım atmayı tavsiye ediyorum evliliği ters gidenler için. İlişkisi olmayanlara, evet tebrikler, çok güzel bir aşk, kanatları barışçıl, senin de ruhuna uyacak, hatta birlikte seyahat, birlikte planladığımız Gonca yaprağı şeklinde bereketleneceğimiz doğru ilişkiye başlayacaksınız. Geçmişinizde bekliyorsanız boşuna beklemeyin bu hafta. Bununla ilgili ne kadar dua da etseniz, kitapta ve Rabbime de yalvarsanız boşlukta diyor. Boşuna bu enerjiyi kitlemeyin terazi burçları. İş konunuzla ilgili hata yapacaksınız dedim. İş konunuzla alakalı ortaklığı ya da işinizle alakalı ortaklı bir noktada çalışıyorsanız burada bazı karışıklıklar söz konusu olabilir. Ama bir seyahate gidilecek. Bu seyahatten sonra işteki sorunlarınız çözülecek değerli terazi burçları. Akrepler nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir, umutludur, aşktadır, paradadır. Her şey gönlünüzce olsun. Akrepleri hemen şöyle. Oo, güzel. Daha şöyle söyleyeceğim. Yıldızınızın en parlak ve yurt dışı, şehir dışı ya da yeni bir işe girmek, yeni bir başlangıç, yeni bir oluşum varsa enerjiniz çok yüksek. Korkmayın. Yıldızınız çok parlak. Hatta bu ara bol bol mor renk kullanın. Çünkü der ki Rabbimin size sunacağı kutsallık dönemi, enerji ve şans dönemini en iyi şekilde yakalayacaksınız. Ve bu işinizle alakalı her şey yeni bir başlangıç. Hayal ettiğiniz her şeyi gerçekleştirecek, sıkıntı ve korkularınız geride kalacak der. İşle alakalı korkularınız varsa ihmal etmeyin. Aşk için çekiyorum. Bence bu ara ilişkinizle ilgili güven, ilişkiniz sizi terk edebilir, siz ilişkiyi terk edebilirsiniz. Buradaki bazı anlaşmazlıklar tersliğe doğru gidebilir. Bu hafta bayağı tartışmalar var, dikkat edin, hatta ayrılık evresi uyarı veriyor. Evli olanlar için kırılan şeyleri tekrar tamir edin, yoksa ters giden bir hafta ve zor ve inada girecek bir hafta. Hiç aşık olmamış insanlar için tertemiz bir kalp.
Geçmişi unutursanız çok güzel bir köklenme ve doğru insan hayatınızın köküyle devam edecek. Aileler tanışması, düzen oturtması ve planlara girecek nokta. Özellikle yurt dışı düşüncesi olanlar, evet var, yolunuz var ama daha 5 ay gibi bir süreç var. İletişim, konuşmalar devam edecek ve bu konuşmalar size aydınlık olacak. Korkmanıza gerek yok. Değerli yaylar, nasılsınız? Bunlar tabii benim kendi tarotlarım. Kimse de bulamazsın. Sadece bende var. Ben kendime göre tasarladım. Değerli yayları hemen çekiyorum. 1, 2, yaylarda da enerji. Bir kart daha çekiyorum. Şöyle söyleyeceğim yay burçları. Bu ara kadınlar, özellikle kadın, anne, yakın dostlarınız, eğitim hayatınızı ilgilendiren kadınlarla ilgili söyleyeceğiniz laf, davranış biraz kırıcı olabilir ve onları üzebilir. Çünkü onlar sana çok düşkün. Lütfen bu hafta bu hataları yapmayın. Fazla enerjiniz sizi şımartmasın. Enerjinizi insanlar yanlış anlayabilir ve burada kendi kendinize hata yapıp insanları kırabilirsin. İş konunuzla alakalı aslında kaderinizde burası bana uygun değil diyorsunuz ama yeni fırsatlar, yeni oluşumlar ve yalancı insanlarla çalışmak istemiyorum diyorsunuz. Kaderiniz sizi buraya sürüklüyor ve burada bazı değişmesi gereken döngüler var. Lütfen buradan çıkmayın, korkmayın. Çünkü burada hedeflediğiniz, yani burada en alttaysanız bile yavaş yavaş işiniz, haklarınız aydınlığa kavuşacak. Peki işten çıkartılma olabilir mi? Evet, bazı konularda işten çıkartılma, eritilme, hatta sizi izine yollamış olabilirler. İade mahkemeleriniz olabilir. Bunlarla ilgili mücadele. Aşk isteyenler için, aşk hiç olmayacak mı, var mı diyen, evet muhteşem aşk, yepyeni ve doğru kadını ya da özellikle kadınlara söylüyorum, doğru erkeğiniz sizi çok önemli bir aşka ve bu aşk kalıcı olacak. Bir de geçmişinizden bekliyorsanız mesaj, haber, hatta ve hatta bu haber yakın dönemde gözüküyor. Fazla enerjinin içine kapılıp ziyan olmayın değerli yay burçları. Ev yatırımı ya da bir anahtarla ilgili satın bekleyenler için güzel, bu konuda olumlu bir hafta yapabilirsiniz. Oğlaklara çekiyorum değerli oğlaklar. 1, 2, 3. Ya şöyle bir şey, bu kadar seçim yaptım, bu kadar dua ediyorum. Allah'ım beni gör artık diyorsunuz ya. Dua, seçimler, bende mi hata var? Ya da ben bu kadar verdim ve karşılığını alamıyorum ve insanlara ne iyilik yaptıysam hepsi başıma döndü diyorsunuz ya. Ve artık benim de kalbim, benim de şansım açılsın. Evet, şans bu hafta sizden yana, kalp bu hafta sizden yana. Karışık olayları, karışık evreleri en iyi şekilde toparlayıp hatalarınızı iyileştireceksiniz. Bakın kart diyor ki muhteşem aşk var. Enerjini toparla. Muhteşem konuşacağın insanlar var diyor. O yüzden korkmanıza gerek yok. Yeni ev, yeni bir yatırım için doğru karar, ortaklı ve miraslı noktalarda mal ayrımları olacak. Bu konuda biraz stres yaşayabiliriz kardeşler ya da yakın ortaklıklarla ilgili. Eğer kız kardeşine, erkek kardeşinize küskünseniz barışma, aydınlanma gözüküyor. Bakalım. Bu ara iş kurmak isteyenler için güzel fırsatlar ve ortaklarla ilgili güzel anlaşmalar söz konusu olacak. Merak etmeyin. Değerli kovalar, nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Her şey aydınlıktadır. Umarım her şey size güzelliklerle gelir. Kafanız çok karışık. Yani şüphe, geçit, değişim ve ben değerliyim dediğiniz bir hafta. Yani herkesi kenarda bırakıyorsunuz. Ben değiştim, ben önemliyim. Kimsenin derdi beni ilgilendirmiyor. Tüm enerjileri, kutsallığı kendi enerjime aldım. İşte de kimseyi artık uyarmayacağım. Her uyardığım insan bana kazık atıyor ve beni kaos atıyor. Artık kendi kökümü, kendi rızkımı yiyeceğim diyeceğimiz bir hafta. Evet, bunu yapın çünkü çok uzun süredir büyük şanslar vardı. Onu anlattım, bunu anlattım, nazara geldin. Evet, mahkemesel sorunlarınız varsa ve yaşadığınız bir mahkemede adaletsizliğe uğradıysanız der ki Eylül sonu itibariyle mahkemeleriniz yeniden başlayacak ve bu mahkemelerde istediğiniz hakları alacaksınız. Bir yolculuk ya da ailenizle alakalı gideceğiniz bir yolculukta tartışmalara dikkat edelim. Hatta bir cezaevi, bir cezaevinde olan birini varsa bununla ilgili mahkemelerin devam edeceği ve mahkemelerin uzayacağı gözüküyor. Dikkat edelim. İş konunuza hata yapmayın diyor. Yeni aşk bekleyenler için, evet yeni başlangıçlar olabilir ama sabır etmeniz lazım. Bu sabır size evlilik yolunu getirecek. Beklediğiniz biri varsa şu an için bu hafta o tatil modunda, seni düşünecek kafada değil, tribe girmene gerek yok. Kendi kariyerinle ilgili yapmak istediğin bir düşüncen varsa da yap, başarı sağlayacaksın diyorum.
Değerli kovalar, balıklar nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Her şey aydınlıklıdır. Bakalım sizleri neler bekliyor. Ölüm gibi yaşıyorsun. Ruhunuz, psikolojiniz çok yere düşmüş ya. Boşluklar, yani kendinizi sahte gülüyorsunuz. Kendi kalbinize bile bu ara yalan söyleyebilirsiniz. Bu olaylar biraz sizi yıpratıyor olabilir. Çevrenizdeki işle ilgili sorunlar, oluşturmaya çalıştığınız güçler size sıkıntı yaratmış gözüküyor. Ve kendinizle alakalı yapmak istediğiniz yatırımda para eksikliğiniz ve çözemediğiniz nokta. Özellikle iş konularınızla alakalı beklediğiniz devletle ilgili evraklarınızda bazı olumsuzluklar sizi yıpratmış söz konusu gözüküyor. Bu hafta bunlara dikkat edelim. Ama ufak bir seyahat düşüncemiz var. Bu seyahatle birlikte hem ilişkimizle gideceğimiz hem aşkla gideceğimiz bir seyahat. Orada şifalanıp geleceksiniz. Ve yeni bir iş kapısı düşünenler için çok güzel bir fırsat var. Bol dua et. Bu enerjin senin kapında gözüküyor. Hemen bir kart. Tebrikler. Kudretinize, başarınıza erişeceksiniz. Evli olanlara çekiyorum hemen bir kart. Kendi içinizdeki zaman verdiğiniz, düzelirse bu ilişkiye devam ederim, düzelmezse devam etmez dediğimiz şey düzelmiş olacak ve aydınlığa ereceksiniz. Araç isteyenler için evet, büyük bir ihtimal Ağustos sonuna kadar bu araç aydınlanması var. Güzel bir ev tadilatınız da söz konusu olabilir. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Yükselen Vay burcunuzu dinleyin. Akkaya Official Instagram sayfam. Sevgi ve umutla kalın, hoşça kalın.